Sen açıklamayı oku istiyorsan oradan. 23-2019 tarihinde ulusal basında ve internet sitelerinde tarafımla ilgili haberler yapılmış ve bu haberlerde uğramış olduğum mağduriyet ve yaşamış olduğum suistimaller gerçek bağlamından koparılarak haberleştirilmiştir. Yaşamış olduğum suistimallerle ilgili tarafımdan adli mercilere gerekli başvurular yapılmış olup soruşturma halen devam etmektedir. Sonucunda suçluların yasaca en ağır şekilde cezalandırılacağına inancım tamdır. Hukuksal sürecin halen devam etmesi ve soruşturmanın gizliliğinin etkilenmemesi amacıyla tarafımdan şu an için ayrıntılı açıklama yapılmayacak olup tüm basın yayın organlarının bu süreçte hassas olmalarına rica ediyorum diyor Ecem Karaağaç yaptığı son dakika açıklamada. Ecem'in başına gelen de neydi? Ecem Survivor yarışmasına başvuruyor. Gideceğini öğrenince de bunu sosyal medya hesabından paylaşıyor. Survivor'a gidiyorum diye. Hiç tanımadığı bir insandan Instagram'dan direkt mesaj alıyor. Diyor ki yarışmada birinci olmak istiyorsan sana enerji lazım. Bunu sana yükleyecek birini tanıyorum diyor. Ece de bu mesajı ciddiye alaraktan o kişiye, kendisine tavsiye edilen kişiyle buluşuyor. Sözde uzman bu kişi, enerji vereceğim diyerek Ecem'i istismar ediyor. Hem de defalarca kez istismar ediyor. Yarışmaya katılıyor. Kısa bir süre sonra elenince de Ecem o kişiyle ilgili savcılığa giderek suç duyurusunda bulunuyor. Biraz önce telefonda da konuştuk. Çok üzgün olduğunu söyledi. Olayların bambaşka olduğunun da altını çizdi. Hatta dedik bir iki cümle bir şey söyler misin dedik. Önce kabul etti ama yayına girmeye böyle saniyeler kala da herhalde bir avukatına danışmak için kapattı. Şu an çalıyor, evet. Ecem'i tekrar bir deniyoruz. Levent abi. Evet, Ecem merhaba. Şu an Ecem selam. Sesi de hoparlörden dışarıya verdim. Şu an canlı yayındayız. Sen dedin ki birkaç bir şey söylemek istiyorum ama bana soru sormayın dedin. Biz de sana hiç soru sormayalım. Sen ne söylemek istiyorsun? Seni dinleyelim. Ben açıkçası çok ciddi bir şekilde mağdur edildim. Çıkan haberlere gerçekten çok üzüldüm. Ben hakkımı aramak amacıyla savcılığa, hukuka başvurdum. Bunun bir magazin haberi olabileceğini asla düşünmedim. Bu zaten karşı tarafın yaptığı bir hareket, beni tamamen tehdit etmek amacıyla. Ben tamamen sonuna kadar hukukta hakkımı arayacağım. Asla bunu geri çekmeyeceğim. Bunu geri çekmem için her yolu deniyor. Ve çıkan haberleri bu kadar basite indirgeyerek, bu kadar çarptırarak halkla paylaşması beni gerçekten çok mağdur ve acı bir durumda bıraktı. Bunu böyle bakmayın. Eğitimli, eğitimsiz, profesör, herkes dolandırılıyor. Bu işin ciddiyetinin o çıkan iki cümle kadar basit bir haber olmadığını herkes çok yakında görecek. Benim hukuka inancım, güvencim tam. Ve asla ben geri çekilmeyeceğim bu konuda. Bunun magazin haberi olduğu için inanın çok üzgünüm. Benim bir ailem var. Benim bir değerlerim var. Yani bu işin bu kadar basit bir şekilde indirgenmesi beni çok yıprattı. Eğer yani beni seven sevmeyen herkese sesleniyorum. Ortada çok büyük bir suç var. Çok ağır bir suç var. Bunun için bunu lütfen eğlence malzemesi haline getirmelerini asla istemiyorum. Benim bir kadın olduğumu unutmasınlar. Ben her zaman ailesine bağlı bir insanım. Onlar benim her zaman yanımda, bu süreçte de benim yanımdalar. Ve asla bundan geri çekilmeyeceğimizi söylüyorum. Magazin malzemesi olduğu için tüm halktan özür diliyorum. Bu karşı tarafın beni tehdit etmek amaçlı yaptığı bir saygısız kötülük, yaptığı bütün istismarları devam ettirdiğini gösteren bir harekettir. Ama ben asla bu davamdan vazgeçmeyeceğim. Bunun dışında bir sürü şey olarak farklı şekillerde ben suistimal edildim, dolandırıldım. Tekrar söylüyorum, eğitimli, eğitimsiz, profesör, herkes dolandırılıyor. Bunu işte safmış, salakmış, hiç bu noktalara getirmeyin. Tek temennim kimsenin başına bu kadar ağır bir şey gelmesin. İnanın ben zor ayakta duruyorum. Peki Ecem, herkesin sorduğu da bir şey var. Ecem birinci olsaydı yine dava açar mıydı? Savcılığa suç duyurusunda konu, konu size söylediğim gibi konu zaten çarptırıldığı için, başlıklar o şekilde çıktığı için konu asla o şekilde değil. Bu kesinlikle çarptırılmıştır. İnanın diyorum size, o kadar basit değil benim yaşadıklarım. Ve davamı ben sonuna kadar sürdüreceğim. Ecem, açıklama yapamam. Ecem, tehdit derken
davayı geri çek, yoksa ne yaparım diyor sana? Ne yaparım, daha magazine çıkacağını kendisi defalarca kez yazdı. Seni rezil ederim mi diyor? Beni rezil edeceğini, beni sürekli magazine vereceğini defalarca kez söyledi. Ama ben ne konuda ne şekilde vereceğini asla bilmiyordum. Ve kendisi bana yaptıklarının üstüne bu kadar basit bir başlıklarla verilen bu magazin haberlerine ben asla bu saatten sonra davamı geri çekmeyeceğim. Seni maddi olarak da dolandırdı mı bu kişi Ecem? Beni her şekilde dolandırdı. Bunlar yakında çıkacak. Yani maddi manevi olarak mı dolandırıldın? Maddi, manevi, ailevi her türlü benim üstüme gelindi bu noktada. Ve inanın bu saatten sonra ben bu konuda alay konusu olmak istemiyorum. Bunu hiçbir insanın, düşmanımın dahi yaşamasını istemiyorum. Ve hukuka, gerçekten hukuka inancım tam. Gerçeklerin hepsi yakında çıkacaktır ortaya. Biliyorsunuz ki bu hukuk uzun bir süreç. Bununla ben biraz savaşacağım farkındayım. Ama sonuna kadar da savaşacağım. Evet. Saf tarafına mı denk geldin? Ne oldu? Bir tek oralarda böyle takılıyoruz. Nasıl kandın sen o kişiye? İnanın gerçekler ortaya çıktığında işin bu noktalara geldiğini göreceksiniz. Ama haber o kadar basit, iki kelimeden oluşan. Yani o iki kelime de şu. Karşı tarafın yaptığı bir şey. Yani o iki kelime de şu. Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın diye defalarca. Öyle bir cümle zaten yok. Öyle bir şey zaten yok. Bunlar yakında çıkacaktır. Bunların hepsi hukuk sürecinde. Ve inanın benim bir kadın, bir ailemin olduğunu kimse unutmasın. Bunu asla alay konusu etmesin. Size diyorum ki düşmanımın başına dahi gelmesin. Bu öyle bir aylık, iki aylık süren bir süreç değil. Ben iki senedir yaşıyorum bunu. Bu yüzden bunu herkesin anlamasını diliyorum ve bu iş öyle bir şey değil, eğitimli eğitimsiz. Herkes kandırılabiliyor bu dünyada. Ecem, peki bu kişiyle duygusal bir bağın oldu mu? Yani aşık olup da kendini kaptırman gibi bir şey söz konusu oldu mu? O kişiyi gördüğünüzde sorularınızı, cevaplarınızı zaten siz alacaksınız. Yani sen iki yıldır biraz istismara bir sessiz kalmak zorunda mı kaldın? Seni tehdit ettiği için, şantajda bulunduğu için. Anlıyorum sizi. Her şeyi öğrenmek evet. istiyorsunuz. Her şeyi anlamak istiyorsunuz. İki yıldır yaşıyorum diyorsun. Hukuk sürecinde olduğu için şu an bu konuyla ilgili daha fazla açıklama yapamıyorum. Kusura bakmayın gerçekten. Peki Ecem. Yapabileceğim açıklama bu kadar. Peki Ecem, çok çok geçmiş olsun. Şeyi de soralım sana. Bu süreçte senin en çok canını acıtan yorum ne oldu? Ben yorumlara artık bakmıyorum. İnsanlar o kadar acımasız ki, bu süreçte neler yaşadığımı bilmeden o kadar acımasız ki, inanın burada zayıf gözükmemek için ağlamak istemiyordum. Ama tutamıyorum, o yaşadığım günler gözümün önüne geliyor. İnsanlar çok acımasız. Enerji yüklemek istiyorlarsa gitsinler, başkalarına yüklesinler. Düşsünler, kendilerine saplasınlar. Bu insanlar nelerin nasıl yaşandığını bilmeden böyle orada iki tane cümleyle kimseyi yargılayamaz. Kimseyi yargılayamaz. Allah diyorum, onların da evlatları olacak. Onlar da bir annenin babanın çocuğu. İnşallah kimsenin, düşmanımın başına böyle bir şey gelmez diyorum. Evet. Ben teşekkür ediyorum, bu kadar yeter. Peki, biz teşekkür ediyoruz Ecem. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Geçmiş İyi olsun. Yayınlar. Evet. Yayına girmeden önce de söyledik. Bazen bazı programlarda hani evet. tiyatroda şeylerde canlandırıyorsunuz ya, ama gerçekler çok daha oyunlardan, değil mi? Ne oldu bu insanlık? Nereye gidiyoruz? Evet. İnanamıyorum yani. Tasbollara pek girmiyoruz tabii tiyatroda. Aynen. Ayıptı söylemesi bile, bu tarz programları eleştiriyoruz kabare oynarken. Ama herkesin başına gelebilecek. Hiç başınıza bir şey geldi mi bu tarzda bir şey? Ne bileyim. Kandırılma, dolandırılma. Çünkü Ecem'in de söylediği gibi eğitimli eğitimsiz herkesin başına. Bu gözlerde kandırılmaz. Bir tip var. Kandırılmaz. Şimdi ben bundan yıllarca önce kandırıyor. Evet. İki tane bir barım vardı. İki tane ateş gibi barmaid kız arkadaşımız vardı, görevli. Bir de ortağım, avukattır kendisi. Bir adam bizi dolandırdı. Dördümüzü kandırdı ve bu adam Türkiye'nin en büyük dolandırıcısı çıktı sonra. Dört lisan falan bilen eski emekli bir asker bizi kandırdı. Bayağı bir oynadı bizle. Yalnız
Ecem çok canını sıkma sen. Evet. Yani bu toplumda duyarlı insanlar da var. Senin yanında olacak insanlar da var. Aynen öyle. O yüzden kendini çok yalnız hissetme. Ben böyle bir şahısla tanıştım. Anlattığın tarif ona o kadar uyuyor ki. Allah 8 ay önce tabii. 8 ay önce hem de bir oyuncuyla beraber tesadüfen Cihangir'de bir kafede tanıştım. Ona da mı enerji vereceğini söylüyor? O da bayan bir oyuncuydu. Allah Allah. Enerji değil de ona destek vereceğini falan filan söylüyordu. Bayağı da bir görselleri var bu adamın. Bu da Yaşam Koçu adı altında. Yaşam Koçu gibi adı altında. Onun atı adı altında. Yani bir insanı çok rahat kandırabilecek de görselleri var. Allah Allah. Böyle çok özel insanlarla resimleri falan var bu arkadaşın. Fotoğraflar var. Allah. Böyle bir arkadaşla ben tanıştım. Hatta yanımda bir de yapımcı arkadaşım vardı. Evet. Yapımcı arkadaşım buna çok kontra çıktı bu vatandaşa. Hatta onun sahtekar olduğunu falan ima etti ona. Böyle bir gerilim yaşandı aralarında. Ki, hadi koçum sana güle güle dedi. O daha önce de tanıyormuş onu. Onların ikinci karşılaşmasıymış galiba. Ben ilk defa karşılaştım. Hiç inandırıcı gelmedi bana. Ecem biraz önce dediğin gibi işte ne insanlar, ne aydınlar, ne profesörler kandırılabilir tabii, diye. Tabii. Evet. Bunlar donanımlı insanlar, eğitimli insanlar bu konuda. Herkesin başına gelebilir. Gelebilir. Senin nezdinde burada başka gençlere, özellikle kız çocuklarına ders olsun bu. Evet. Üzülme sen bir musibetle karşılaşırken bir anlamda da bir insanlık hizmeti yapmış oldun farkında olmadan. Uyarıyor başına gelen. En azından uyarıcı bir durum bu. Evet. Her şey iyi olacak. Ecem canını sıkma. Aynen öyle. Yalnız değilsin. Toplum çocuklarını bu kadar yalnız bırakmaz. İnan evet. Sağduyulu insanlar var. Şimdi şey de çok korkunç. Karşıdaki kişinin Ecem'e bunu yapan mutlaka Ecem zaten onun ilk vakası değildir. Bu yolla kazanıyordur. Ama bir yandan da 2 yıldan beri kıza kabus yaşattığı gibi bir de tehdit ediyor. Evet. Bak eğer savcılığa gidersen ve başvuruda bulunup dava açarsan seni magazin programlarına çıkarak rezil ederim diye. Yok, Ecem gene peki o kim ki bu kadar kendine güveniyor ve magazinde böyle bir yer alabiliyor? O kimleri tanıyor? Evet, kimleri tanıyor? O bakın o bir şey yapacağından değil. O Ecem'in hukuki sürecini geri attırmak için başka bir üç kağıt, başka bir dolandırma şekli. Şu anda o hayatından... Ecem'e bir soralım. Bakın bu arkadaşın şu anda hayatından endişe etmesi lazım. Bu toplumda sağduyulu insanlar da var. Bu genç kızlara sahip çıkacak insanlar da var evet, yani. Herhalde. Hukukçular var, devlet var yani. Büyük böyle bir ihtimalle değil. Hani o ünlüler çevresinde dolanan birisi bu. Kesinlikle. Belki de senin tanıdığın kişi. Çok kuvvetli ihtimal. Zaten diyor, bunu araştıracağım. Diyor, anlayacaksınız diyor. Cevabı bulacaksınız zaten diyor. Şimdi ben oraya takıldım bir dakika. Gerçekten oraya takıldım. Demek ki bilinen korku, birisi. Evet, korku filmine döndü evet, yani. Birisi. Kızı 2 yıldır acaba tehdit ediyor. Zaten dolandırıcılar o kadar tatlı dilli oluyorlar ki, o kadar melek ruhlu gösteriyorlar ki yani inanmamak elde değil. Sen bir noktada karşına çıktığında bu sefer de tehditleri geliyor tabii. Ya. Çünkü ailemi de işin hayır değil aldı diyor. Başka da lütfen bir şey sormayın ama değil diyor. Ünlü biri ünlü değil diyor. Tamam. En azından. Hayır. Ben ünlü demedim. Yok yok biz dedik acaba tanınan biri. Yok tanınan biri değil ama şeyle uğraşıyor. Aktrislerle, bayan aktörlerle uğraşıyor. Şimdi ben buradan bir duyuru yapmak istiyorum. Kardeşim, yapımcı olan kardeşime sesleniyorum. Şu anda izliyor. Ben biliyorsun dün değil evveli gün telefonumu kaybettim. Bu arkadaşın ismi falan vardı. İsmi biliyorum da telefonumda o... Aman ismini vermeyelim şimdi. Yok şimdi vermiyorum. Teyidini alacağım. Teyidini alacağım. Arasında konuştuk. Kuvvetli ihtimalle o arkadaş Yavuz Sessiz'in teki bana göre. Aynı arkadaşsa. Aynı arkadaş değilse muadili bir şey bu. Bakın size söylüyorum. Net söylüyorum yani. Beraber bile çalışıyor olabilirler vallahi. Yani demezsin tabii. Yani senden o ismi isteyeceğim programdan sonra.